Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere Kasım ve Aralık aylarında en çok sevdiğim, en sık kullandığım favori ürünlerimden bahsedeceğim. Genelde Aralık ayında yıl sonu favorileri, böyle büyük 2015-2016 yıl favorileri videoları ya da blog yazıları yazıldığı için Aralık ayı genelde böyle araya kaynıyor. Ürünlerin değişmeye başladığı bir dönem olmasına rağmen yıl sonu favorileri nedeniyle genelde böyle arada kaynayan bir kategori oluyor. O yüzden ben bu ay Kasım ve Aralık favorilerini birleştirip ikisinden de bahsetmiş olayım istedim. Umarım hoşunuza gider bu video. Bahsedeceğim ilk ürünler H&M'in bu yeni çıkardığı makyaj süngerleri olacak. Bunları hepimiz görmüşüzdür büyük ihtimalle. Bu şirin mi şirin hayvan dizaynında 3 renkte gelen yeni makyaj süngerleri çıkardı H&M. Şirinliğini bilmem nesini geçtim çünkü şirinlik kısmı gerçekten sadece paketin üzerinde. Ama süngerler gerçekten çok iyi. Bununla ilgili detaylı bir blog yazım var aşağıya, onun linkini bırakıyorum daha detaylı bir şekilde okumak isteyenler için. Ama ben geçtiğimiz 2 ayda gerçekten Beauty Blender'ıma dokunmadım bile. Sadece bunu kullanıyorum. Zaten şekil bir rağda görüldüğü gibi leş gibi bir sünger. O yüzden kaldırıyorum onu şu anda. Bugün de onu kullandım. Beklemediğim kadar yumuşacık ve inanılmaz güzel şişen. Hani kocaman oluyor şiştiğinde de ve de gerçekten yumuşacık oluyor. Dolayısıyla uygularken çok güzel zıplıyor cildin üzerinde ve de çok güzel uyguluyor. Kaç defa çok güzel dedim, çok dedim. Eğer H&M'in bu süngerlerine bir göz atmadıysanız mutlaka göz atın derim. Çünkü alabileceğiniz en uygun fiyatta ve de en başarılı süngerlerden biri gerçekten. Kış rutinime geçtim aslında. Değişen bayağı fazla bir ürünüm var. Bir tanesi genelde benim bu mevsimlerde sürekli geri dönüş yaptığım bir ürün olduğu için hani her yıl Kasım aylarında gidip tekrar satın alıyorum bunu. O yüzden araya sıkıştırmak istedim. Estée Lauder'ın Daywear nemlendiricisi. İçerisinde SPF 15 var bunun. Bu kuru ciltler için olanı. Bir de bunun biraz daha jel olanı var galiba ama yağ bazlı inanılmaz güzel nemlendiren bir krem gerçekten de. Geçiş aylarında sonbahardan kışa geçerken ya da kıştan bahara geçerken inanılmaz güzel uygulanıyor bence. Eğer kuru ciltliyseniz kullanabileceğiniz en güzel gündüz kremlerinden biri bu. Blogda bunun formülüne dair böyle detaylarına indiğim daha güzel bir yazı var. Onun linkini aşağıya bırakıyorum. Bana sorarsanız ürünlerinin laboratuvar testleri olsun, araştırmaları olsun, ürünlerinin içerikleri açısından olsun en sağlam marka Estée Lauder. Krem de kuru ciltliyseniz kullanabileceğiniz en rahat gündüz kremlerinden biri. Bahsedeceğim bir sonraki üründe bir Kore markası Innisfree'nin Canola Honey Serumu. Bal yapısında ve gerçekten bal rengi ve bal kokusunda sadece biraz daha akışkan su gibi bir yapısı var. Çok güzel kokuyor, ciltte çok güzel duruyor. Aşırı yapış yapış ya da yağlı bir yapısı yok gerçekten. Hani yapısı kendisine özgü. Cildin üzerinde rahat duran ve kolay emilen bir yapısı var. Şimdi kullanıyorum, gayet de memnun kaldım. Daha uzun süre kullandıktan sonra blogda detaylı bir şekilde inceleyeceğim ama bunu da. Bahsetmek istediğim bir ürün de The Body Shop markasının Oils of Life serisinin, adı ne bu yağın? Intensely Revitalizing Facial Oil'ı. Bunu geçen sene tüm serisini inceleyeceğim deyip böyle Şubat-Mart aylarında kremini, tonerini ve de bunu bakım yağını almıştım. Evde olduğum günler sabah akşam, evde olmayacaksam sadece akşamları nemlendiricimin üstüne son basamak olarak uyguluyorum. Kokusu ilk kullanmaya başladığımda bayağı keskin geliyordu. Hani dayanamam ben buna diyordum. Yüzümde oturacak çünkü. Ama alıştım şu anda ona ve de gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Hani Body Shop'ın o E vitamini, kuru yağı falan hiç, yani bu varken hiç ona bakmayın bile bence. İki tane fondötenden bahsedeceğim şimdi. Birincisi Kasım ayı boyunca test etme sürecinden geçirdiğim için oldukça sık kullandığım Maybelline'in yeni çıkan Fit Me serisinin Matte & Poreless fondöteni. Ben bunun daha önceden Dewy & Smooth fondötenini iki kere kullanmıştım. Hani iki şişe kullanmıştım bundan. Bunu seveceğimi hiç düşünmüyordum ama test ettiğim süre boyunca beni gerçekten çok güzel şaşırttı. Normalde benim günlük hayatta kullanacağım, o kadar sık kullanacağım bir fondöten değil. Daha çok yoğun kapatıcılık ya da mat bir bitişe ihtiyaç duyarsam kullanacağım. Bunu Dewy & Smooth fondötenle birlikte inceleyip, yüzüme uygulayıp bütün özelliklerinden detaylıca bahsettiğim bir videom var. Buraya linkini bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz eğer merak ediyorsanız bu fondöteni. Bahsedeceğim ikinci bir fondöten ise benim Kore'deyken aldığım ve de aldıktan sonra 4-5 defa denememe rağmen bir türlü sevemediğim bir fondöten de bu. Hani nefret etmiştim ve de anlam veremiyordum. Fondötenin adı neden Real Skin? Çünkü bende gerçekten çok kötü duruyordu. Cildimin üzerine uyguladıktan sonra bir türlü yerleşmiyordu cildime. Doğal durmayı geçtim. Çok çabuk paramparça pütür pütür gözüküyordu. Cildimin bütün yapısını olduğundan 5 kat daha kötü gösteriyordu ve hiç hoşuma gitmiyordu benim. Ben genelde bu tip beğenmediğim fondötenleri birkaç ay arayla sürekli tekrar tekrar denemeye çalışıyorum. Cildim de dediğim gibi son 2 aydır böyle gayet güzel bir dönemden geçtiği için hazır fırsat buyken tekrar deneyeyim dedim ve de taptım.
Yani başka bir açıklaması yok. Gerçekten tattım. Şu anda da hatta yüzümde o var benim. Gerçekten gerçek deri gibi duruyor şu anda. Yani pürüzsüz bir uygulaması var. Işıl ışıl gözüküyor cildim ama ne nemli ne de mat. Tam böyle deri gibi bir bitişi var arada. İncecik bir yapısı var zaten. Oldukça yoğun formülde olmasına rağmen cilde çok ince duruyor. İdeal bir Kore markası. Birazcık daha high-end de değil, uygun fiyatlı da değil. Uygun fiyatlıların pahalı seviyesinde yer alan bir marka diyebilirim ama ten ürünleri ve de dudak ürünleri inanılmaz güzel. Bayağı da popülerdi bir ara ve de ben popülerliğine anlam veremiyordum benim cildim yüzünden. Şu anda anladım gerçekten neden sevildiğini. Çok fazla ürün olduğu için biraz hızlı konuşmaya çalışıyorum çünkü bölmek istemiyorum bu videoyu ikiye tekrar. Neyse, bir tane daha ten ürününden bahsedeceğim kısaca. Bu bir cushion. Koreli marka olan IPKN. IPKN New York diyor ama galiba bir Kore markası olarak biliyorum ben bunu. Kore'den aldığım, yalnız ne kadar ışıldıyor. Ha, şöyle tutayım bunu. Rose Gold kapağı olan oldukça güzel bir ürün. Çok popüler bir ürün değil. Kore'de bunu Olive Young'larda değil. Lot diye bir tane böyle turuncu yazısı olan Kore'de yaşayanlar için bir mağaza var. Hongdae'de falan bulabileceğiniz. Orada satılan bir marka bu. Hatta bir ara Sonyeoste'den Tiffany'de markanın yüzü. Neden aldığımı bile hatırlamıyorum. Hiç adını duyduğum, metini duyduğum bir kuşun değil. Kimsenin bahsettiğini bile duymadım. Sadece ten ürünleri iyi demişlerdi IPKN hakkında. Şans eseri denemek için bunu almışım ve de saçımı başımı yoluyorum aldığımdan beri. Çünkü bayılıyorum buna. Ve de bulması imkansız bir ürün. Hani Kore'ye gidip elinizle almadığınız sürece internetten hiçbir yerde bulamıyorum bunu. Satışını hani yerli şeylerden bahsetmiyorum. Hani Türkiye'den satın alabilecek değil. Yurt dışında yaşasam bile sipariş edeceğim site bulamıyorum bunu dediğim gibi. İnanılmaz güzel duruyor. Denediğim cildi en nemli, ıslak, canlı gösteren fondötenlerden biri. Yağlı ciltliyseniz zaten hiç sevmeyeceğiniz, nefret edeceğiniz bir şey ama çok kuru ciltler ne dediğimi anlayacaktır. Hani ben ilk defa kullandığımda cildim böyle ışıl ışıl, böyle diri diri, böyle canlı canlı gösteren ilk cushion'dı benim denediğim. Bulamamak gerçekten acı veriyor bana. Bahsedeceğim bir sonraki ürün benim geçen ayki favorilerimde de olan Golden Rose'un kontür kiti aslında. Neden tekrar favorilerime koydum? Evet, kontür rengi olarak da ben hala bunu kullanıyorum düzenli olarak. Ve de Wet n Wild'ın kontür kitiyle birlikte incelemiştim bunu. Ama şu anda bunu rahat rahat söyleyebilirim. Bunu açık ara daha fazla kullanıyorum gerçekten ondan. Ama bugün tekrar bunu çıkarma nedenim kontür ya da bronzer rengi değil, şuradaki highlight rengi. Ben bunu gözaltını sabitlemek için kullananlar olduğunu duydum. Benim gözaltıma rengi biraz bir tık koyu kaldığı için gözaltımda kullanamıyorum. Ama gözüme far bazını uyguladıktan sonra sabitlemek için kullandığım renk bu. İnanılmaz güzel duruyor. Çoğu günler zaten MAC'in Painter'lı rengini uygulayıp üzerine de bunu sürüp sadece maskara sürüp evden çıktım. Sadece kontür rengi için değil gerçekten baştan başa severek kullandığım bir palet haline geldi bu benim. Almadıysanız kesinlikle gözünüz bunda olsun bence. Yine hızlıca araya bir ürün sıkıştıracağım çünkü hala aydınlatıcı olarak geçen ayın favoriler videosunda olan Jeffree Star & Skin Frost'larından Ice Cold rengini kullanıyorum. Perde kapalı olduğu için siz şu anda onun aydınlamasını göremiyorsunuz. Bahsedeceğim ürün Sleek markasının bu kili kontür paletlerinden bendeki rengi light rengi olması lazım. Kontür rengiyle renginden bahsetmeyeceğim. Blogda birisi kontür renginin çok kırmızı durduğuna dair bir yorum bırakmıştı. Ben de tekrar denemek için çıkardım o yüzden ürünü. Hatırlamıyordum çünkü neye benzediğini o blog yazısını yazdığımdan beri. Ama kontür rengine bakmayı geçtim. Aydınlatıcı rengine takıldım. Gerçekten çok güzel bir aydınlatıcı bu. Unutup duruyorum bunu ama ilk paleti kullandığımda da benim dediğim ürün aydınlatıcı rengiydi burada. Rengi biraz koyu ama o yüzden inanılmaz doğal duran böyle şeftalimsi. Hani burada durduğu kadar koyu durmuyor. Hoş orada kamerada koyu durmuyor ama böyle baktığınızda şeftali renginde bir aydınlatıcı aslında. Ama tende çok daha açık duruyor ama benim o sevdiğim inanılmaz yoğun aydınlatıcılardan çok biraz daha doğal aydınlatıcılar ama güçlü olsun ama daha doğal olsun, metalik olmasın diyorsanız şuna mutlaka bakın çünkü çok güzel bir ürün, şaşırtıcı seviyede. Şimdi bahsedeceğim ürün resmen 2 aydır kullandığım allığım. Bütün Snapchat'te, Instagram'da beni her gördüğünüzde yüzümde bu vardı benim. Yılını hatırlamıyorum ama geçtiğimiz 1-2 sene içerisinde çıkardıkları Simpsons koleksiyonundan bir allık. Pink Sprinkles rengi. Bunun popüler olan rengi daha şeftali tonunda bir renkti ama benim ten rengimle gidip bende daha doğal olacak rengi olduğu için bunu seçtim. Kamerada ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Oldukça soğuk tonlu, böyle hafif
mor tonları içeren bir soğuk tonlu pembe. Çok açık pastel tonunda bir pembe değil, zaten o yüzden seviyorum bunu. Genelde ben o tip pastel tonunda pembeleri kar yağmaya başladığında kullanıyorum. Eflatunlar, pembeler vesaire. Ama bu benim yanaklarımın soğuk olduğu zaman yanağımın gerçekten dönüştüğü renk bu olduğu için bende en doğal renk de bu oluyor. En doğal duran renk de bu oluyor. Dolayısıyla göz makyajım, dudak rengim ne olursa olsun ben 2 aydır gerçekten bunu kullanıyorum. İşin ilginci ben bunu aldığımda sadece swatchlayıp hiç kullanmamıştım. O zamanlar daha böyle eflatunlar, çok pastel pembeleri kullandığım için bu onlara kıyasla koyu gelmişti. Fazla kullanmamıştım o yüzden hiç. Geçtiğimiz işte aylarda çıkardım ve de çıkarış o çıkarış resmen. Her Allah'ın günü bunu kullandım gerçekten de. MAC'in koleksiyonları demişken göstermek istediğim 2 ürün var. Bu yazın çıkan koleksiyonlarından biriydi. Chris Chen koleksiyonunun bir parçası olan krem allıklı bir tane ruj bu. İlk aldığımda kışın ben bu renklere bayılacağım diyerek almıştım ve de gerçekten de öyle oldu. Aralık ayında bunları kullanmaya başladım. İçimden bir ses kar mevsimi devam ettikçe özellikle de krem allığı ben çok sık kullanacağım diyor. Eflatun tonunda eğer benim gibi açık tenliyseniz, eflatun tonu allıkların ne kadar mükemmel durabildiğini keşfettiyseniz buna bayılacaksınız gerçekten. Olduğundan pastelimsi görünüyor olabilir ama hani tende bu kadar açık durmuyor. Açık duruyor aslında. Odaklanırsa her şey çok mükemmel olacak ama. Ama şöyle göstereyim. Oldukça soğuk, pembemsi bir eflatun ışıldamaları var ciltte. Dediğim gibi açık renkliyseniz eğer sizde en doğal duracak renklerden biri bu ve özellikle de kış aylarında daha koyu dudaklar kullanırken bunlarla eşleştirmeye bayılıyorum ben. MAC'in krem allıkları insanların çok bahsetmediği ama formülü gerçekten çok güzel olan ürünler. Geç şu rengi bu arada bu. Bir de rujuyla daha çok ilgileneceksiniz gibi his var içimde ama şey Princess'ti galiba bu. Ne? Plum Princess adlı ruj. Klasik, aynı dediğim gibi benim bu mevsimlerde aşkımın kabardığı grimsi, eflatunumsu bir mor renginde. Dudaktaki yapısı gerçekten çok güzel. Bu tip renkleri MAC'in birazcık dengesiz olabiliyor. Bazen full pigmentasyonu, full opak oluyorlar. Bazen de bayağı böyle nemli oluyor. Mesela bu koleksiyonda turkuaz bir tane renk daha vardı. Ben onu almayı çok istiyordum ama renk çıkar çıkmaz benim MUA arkadaşım Amerika'daki, Türkiye'de biraz daha geç çıktı çünkü Amerika'ya kıyasla, bana alma rengi gerçekten çok şiir dedi. Hani başka bir şeyle katmanlamak için kullanabilirsin ama tek başına senin istediğin etkiyi vermeyecektir dedi. Ben de o yüzden sadece bu rengini almıştım ve de çok yerinde bir karar olmuş gerçekten. Yapısı da rengi de bu ikilinin mükemmel ve de kış için yapılmışlar bence. Bir tane maskaradan bahsetmek istiyorum. Burada yine test etmekte olduğum için uzun bir süre kullandığım Maybelline'in yeni push-up maskarası vardı ama o kadar çok bayılmadım ben ona açıkçası. Çok güzel duruyor evet ama ben onu hala başka bir şeylerle eşleştirmek durumunda kalıyorum. O yüzden onun yerine bahsetmek istediğim maskara Dermer'in en son çıkardığı koleksiyonlarından, adını hatırlamadığım bu Rose Gold koleksiyon ama liquid rujlarının falan da oldu. Push-up Definition Maskara bu. Bunun da adı Push-up'mış. Push-up Definition Maskara. Hiç beklemiyordum bunu seveceğimi. Çünkü genelde Flormer'in hangi maskarasını denediysem hani ha güzelmiş diyorum. Hani güzel ama yani ne çok kötü ne de çok çok güzel. Hani güzel diyorum, bir süre kullanıyorum, ondan sonra unutuyorum birazcık. Ama bunu gerçekten çok sevdiğimi söyleyebilirim. Plastik bir fırçası var bir kere. Oldukça güzel tarayan böyle dişli bir plastik. Ben genelde zaten kıl fırçalardan çok bu tip plastik fırçaları tercih ediyorum. Oldukça da büyük bir ucu var bunun ama benim sevdiğim yönü hacim vermiyor. Hacim çok fazla gerçekten vermiyor ama kirpikleri çok güzel gösteriyor gerçekten. Uzunluk veriyor, güzel de ayırıyor birbirine yapıştırmadan ama en önemlisi yelpaze gibi açarak uzatıyor. Hani nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Bazı uzatan, uzunluk veren maskaralar yapıştırarak yapabiliyor ya da çok ıslak ya da sert gösterebiliyor kirpikleri. Bu böyle yelpaze gibi yanları açarak böyle böyle yani hakikaten şu durumda oluyor kirpiklerim ki benim kirpiklerim onu yapan kirpikler değiller. Dolayısıyla bu gerçekten çok hoşuma gitti benim. Az önce de dediğim gibi bu ay göz makyajını öyle fazla ağıra kaçırmadım. Genelde gerçekten de sadece o Golden Rose'daki baz rengiyle tüm göz kapağımı kaplayıp maskara sürüp çıktım genelde. Ama
far kullandığımda da genelde bir önceki yurt dışı alışverişleri videosunda bahsettiğim Lorac markasının Mega Pro 3 paletini kullandım. Test ediyordum zaten. O yüzden masamın üstünde duruyordu. Dolayısıyla far kullanmak istediğimde de genelde gidip bunu kullanmış oldum. Zaten dünya kadar renk var içinde. Sıcak olsun, soğuk olsun, açık olsun, koyu olsun. Hani makyaj yapmak istediğimde el altında bulunacak en kullanışlı paletlerden biri bu. Gelelim dudak ürünlerine. Şöyle göstereceğim sizlere. Bahsedeceğim 4 tane ürün var benim. İlk 2 tanesi Colourpop'un sonbaharda çıkardıkları yeni renklerden Calypso. Hangisi Calypso? Bu. Calypso ve de Barracuda renkleri. Kullanabileceğiniz en uygun her şeye giden renkler olduğunu söyleyebilirim. Bir tanesi böyle şeftalimsi, mercanımsı bir nude rengi. Diğeri de klasik kahverengimsi, morumsu bir nude rengi gene ama gül kurusu tonlarında bir nude. İkisi de inanılmaz kullanışlı, her şeyle kullanabileceğiniz tipte renkler. Bir sonraki renk ise NYX'in Liquid Suede serisine yeni ekledikleri renklerden. Black Friday indiriminde hemen kaptım, merak ettiğim 3 rengi vardı yeni eklediklerinden. Yeni eklediği renklerden, adı ne bunu? Brooklyn Thorn rengi. Dışa bunlar Black Friday'den bir hafta önce yine çıktı. Koleksiyona yeni eklediler bu renkleri. Bayağı bir koyular, morların falan olduğu bir seri. Nude'umsu olan böyle ilginç 2 tane renk vardı. Bu da onlardan biriydi işte. Dudakta gerçekten çok ilginç duruyor. Dudakta gerçekten çok güzel duruyor. Oldukça gerçekten de soğuk bir renk. Gri ve gri ve eflatun tonları taşıyan bir kahverengi. Koyu bir renk, soğuk bir renk. Bu tip renkleri sevmeyenler çok olduğunu biliyorum ama ben gerçekten çok seviyorum bunu. Genelde de zaten Aralık aylarında ben hep bu tip renklere yöneldiğim için böyle hiç de şaşırmadım. Bir sonraki dudak rengi kimse şaşırtmayacak herhalde. Çünkü bu seriye bayıldığımı gerçekten dağlara yazdım yani. Fleur Marin's Lipstick Matte serisinin 2 numaralı rengi. Oldukça klasik bir renk. Ve de ben o yüzden seveceğimi hiç düşünmüyordum. Çünkü nude dudak fazla kullanan birisi gerçekten değilim. Ama bunu kendime yakıştırdım. Yani genelde nude renkleri kendime yakıştırmam. Ama bunu gerçekten kullanmak çok hoşuma gittiği için Kasım ayı boyunca bu rengini test ederken bile arka arkaya 4 gün falan kullandım diğer renklere geçmeden yani. Gerçekten çok hoşuma giden bir renk. Herhalde Türkiye'de popüler olan renklere baktığımızda da çoğu kişinin zaten favorisi olacak renk 2 numara ya da 5 numara olacak. Fazla yapısından falan bahsetmiyorum çünkü buna tüm seriye dair zaten bir video çektim. Dudağımda tek tek hepsini swatchladım. Onu da buraya linkini koyuyorum. Aşağıda koyuyorum linkini merak edenler için. Videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Kesinlikle bence izleyin diyeceğim videolardan biri. Çünkü hakkının verilmesi gereken bir seri bence bu. Gerçekten çok başarılı. Son olarak bahsedeceğim Liquid Rouge ise birazcık bahsettiğim NYX'in Liquid Rouge'una benzeyen ondan 2-3 tık daha koyu olan bir renk sadece. Nerede önü? Heh. Color Drain markasının Soul adlı Liquid Rouge'a. Ben daha önceden Color Drain Türkiye'de olmayan bir marka, siparişle alabileceğiniz bir marka ne yazık ki. Birazcık daha pahalı olan Liquid Rouge'lar seviyesinde, hani 20 küsur dolar gibi bir fiyatı var. Jeffree Star'ı alsanız daha ucuz oluyor yani gerçekten. Bu Beauty Bakery falan, onlar böyle aynı seviyede olan Liquid Rouge'lar. Adını çok duyduğum, çok merak ettiğim ama denilecek o kadar yabancı Liquid Rouge markası varken neden gidip en pahalılardan birini deneyim deyip sürekli ertelediğim bir markaydı. Sonra Rihanna galiba bir ödül töreninde bile bir rengini kullandığında bu marka hepten patlamıştı sosyal medyada. Ben de en sonunda dayanamayıp Marshmallow rengini siparişini vermiştim. Marka daha çok zenci kadınlara hitap edilerek başlamış bir marka olduğu için hani biraz daha açık ve orta tonlara hitap edilerek üretilen renkler zenci tenlerde kendini gösteremiyor. Çok böyle soluk durabiliyor, çok grimsi durabiliyor. O yüzden zencilerin dudaklarında da iltifat edecek, onlarda da kendini gösterebilecek oldukça ilginç renkler çıkarttı. Oldukça koyu renkler de vardı seride. Hani ton olarak ton seçeneği gerçekten çok geniş ve de çok ilginç renklerin olduğu. Çok güzel bir amaçla çıkmış bir marka. Ve de kendilerini duyurdukça gerçekten de inanılmaz yayıldı isimleri. Soul rengi aynen az önce söylediğim gibi koyu bir soğuk mor. Koyu bir soğuk grimsi mor rengi. Ama bende siyaha yakın duruyor. Hani bayağı koyu duruyor gerçekten. İnanılmaz güzel bir renk. Soğuk renkleri biliyorum. Tekrar söylüyorum, herkes çok sevmiyor ama gerçekten çok güzel bir renk. Ben ilk Marshmallow rengini almıştım, daha açık duracağını düşünüyordum. O bile bende bildiğiniz kopkoyu durdu. Sonra ama gittim, kaşına gittim bir de Soul rengini söyledim. Soul Marshmallow'dan böyle bir 3 ton koyusu gibi aynı aileden diyebiliriz onlara. Ve de Soul rengine de gerçekten bayıldım. Hani biliyorum böyle Türkiye'de olmayan markalardan bahsettim mi favoriler videosunda falan pek hoşunuza gitmiyor ama bir sürü Türkiye'de olan şeylerden de bahsettim zaten hani
kullandığım için bunu da araya sıkıştırmak istedim öyle. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve de bu tip videolar yapmaya devam etmeyi istiyorsanız, videoyu beğenip abone ola tıklarsanız gerçekten çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.